Ben şeyi anlamadım bu. Yani biz sizi arayıp da onların gelmesi Şimdi nasıl oldu? şöyle Ben bir onu şey. anlamadım ya. Şimdi biz direkt çağrı merkezine düşüyor senin aradığın şey. Çağrı merkezinde hangi boşta servis varsa orayı yönlendiriyor. Yani direkt servise düşmüyor senin aradığın numara. Yani o zaman ona düşmüş, o gelmiş, yapmış. Şimdi bizi atmışlar. Bu işte benim suçum ne olacak? Senin bir suçun yok. O kağıdı bulursan bir sıkıntı yok. Bulamazsam. Ben şimdi yazdım zaten. Biz de araştıracağız hangi servis olduğunu. Sen de o kağıda şey yap abi. Bulursan direkt ara zaten. Biz de araştıracağız. En kötü sana yarın bir dönüş yaparız. Ya sen bulacaksın ya biz bulacağız bir şekilde şey yapacağız. Ben de o muhtemelen Ya şimdi yine bunun bir motor arızası veriyor. Motor arızası da zaten yine aynı şekilde bir masrafı var yani. 2-2,5 milyar masrafı var. Hani neye göre yaptılar onu? O yüzden diyorum yani o kağıdı bul ki. Ya da en kötü çağrı merkezini ara. Ya bana servis geldi, Merter servis ama yani işten gözükmüyor. Onlar en kötü geriye dönük bakarlar sizin aradığınız şeye göre. Hangi servisi atmışlar, hangi servisi yönlendirmişler. Belki öyle yardımcı olabilirler. yine diyorsun 2-2,5 milyar masrafı Tabii. çıkar. Aynen çıkar abi. Çünkü motor haberleşme hatası var. Motor değişik. Bunların parçaları pahalı. Yaksak bunu daha iyi. Yani yakma abi niye yakıyorsun? Vallahi 2,5 milyar, Yani 2 milyar işte verdik oraya yani. ulaşırsan para vermeyeceksin. Kendileri Verdik, çözecek. verdik. Geldi geleli başımıza bela oldu. En güzeli bunun videosunu çekeceğim. Yakacağım bunu ya da 5. kattan aşağı atacağım. Bir şey yapacağım mı? Başıma bela oldu makine ya. Sen şey yap abi, o kağıdı bulursun inşallah. Bulduktan sonra iş çözülür, sıkıntı olmaz. O sana ücretsiz hizmet verecek. Tamam abi. Tamam abi, hakkını helal et. Sana iyi günler Sağ abi. ol. Bir şey de ikram etmedin sen ama. Sağ ol, Allah razı olsun. Kusura bakma. İyi günler abi. Sağ olasın. Arkadaşlar makinemizin markası Beko. WD964YK modeli yaklaşık 2013 mü 2014 yıllarında biz bu makineyi almıştık. 7 yıl garantili olarak Allah'tan da 7 yıl garantili olarak almışız. Bu makineyi satan abimizden Allah razı olsun özellikle garantisini yaptırttı bize, bir de tanıdıktı. Kesinlikle yap dedi. Başımıza geleceklerden haberi vardı illaki. O yüzden biz şimdi makineyi aldığımız yıldan bugüne kadar sürekli servise gitti geldi. Makinemiz bu. Görmüş olduğunuz makine. Bizim evimiz çok ufak olduğundan dolayı kurutma tercih ettik. Çünkü çamaşırları asacak yerimiz yok. Bir de evde çamaşır astığımızda bende kimyasallara karşı bir alerjim var herhalde. Bu koku moku sıkıntılı oluyor. Neyse sorun bu. Makinemiz bu abi. Makine burada. Görmüş olduğunuz modeli yazıyor. Beko. Meseleye dönelim şimdi. İşte biz bu garanti süreci içerisinde işte bir kamburu bozuldu, bir tamburu bozuldu, işte bir bilmem lastiği bozuldu, bir cartı bozuldu, cürtü bozuldu. İşte tambur için bir 3-4 kere gitti, geldi, o oldu, bu oldu. Allah razı olsun. Öncelikle garanti zamanı içerisinde sıkıntılar yaşadık ama garantiden geldiler. Bir kuruş para almadan Beko makinemizi yaptı, bize teslim etti. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Garantiden yani hizmetten yana hiçbir sıkıntımız olmadı. Tabii sürekli gitti geldi olur, bu makine arızalı, arızalanabilir. Neyse, bizim servisimiz bitti tabii. Garanti sürecimiz bitti. Ben yine servisi aradım. Aradım bize Güngören'den bir tane şubesinden bilmem ne göndermişler. Bunlar işte orada hangi boş servis varsa o gönderiyormuş. Bunun garantisi bittiği için makinemizin beyni yanmış. 7 sene bekledi bekledi, yani 7 sene önceden yanmadı bu beyin 7 sene bitti, garanti çaldı, bunun beyni yandı. Olsun dedik, tamam dedik. Dedik ki kaç para bu, 1900 küsür, tam net hatırlamıyorum. Bundan 2-3 ay evvelisi bize fatura çıkardı. Tabi bizim de evde acil ihtiyaç var, bilmem ne var. Araştırmadan gittik aptal gibi. Tamam abi yap dedik. Öyle böyle içimiz sinmeden minmeden verdik bunu. Yaptırdık. Bize dedi rezistansı da değişecek. İşte garantisi oradan buradan şuradan. Cart curt işte gitti, güya beynini değiştirdi geldi. Onu bilmiyorum, Allah bilir. Beynini getirmedi bana. Dedim ki beyin nerede madem bu yanan beyin. Abi istersen gönderelim falan da. Mübarek insan yani. Oradan bir tane beyin gönderirsin bana. Problem değil. Sonra
Aradan 3 ay geçti. Makine çalışıyor, su alıyor, motor dönmüyor, kendini kilitliyor, güvenlik. Neyse yine aradık servisi. Bu sefer yine birilerini gönderdi arkadaşlar. Bunların hep kayıtları var zaten. Ses kayıtlarını falan aldım yani özellikle ki bir problem olursa diye. Ama ne kadar iyi olur, ne kadar kötü olur bilmiyorum. Yani garanti çerçevesi içerisinde çok güzel hizmet ettiler. Allah razı olsun. Neyse arkadaş geldi bu sefer de dedi ki bize motoru yanmış bunun. 2-2,5 lira masrafı var demiş. Onların da ses kayıtları var. İşte o civarda bunun bir masrafı var dedi bize. Ama ben o ön kartı yaptırdım internete. Ondan sonra baktım ki kartın 250 liraya 300 liraya karttan varmış yani. Aslında alıp biz kendimiz değiştirebiliriz onu. Motora da şimdi öyle çıkarınca biz onu 2014 mi 2013 tarihinde 1600 liraya almıştık bu makineyi. Yani 1600-1800 net konuşmuyorum çünkü 3-5 aşağı yanlış söyleyebilirim. Net rakam söyleyemeyebilirim yani 1900-1800-1700 artık neyse o civarlarda almıştık bu gördüğüm makina. Bize şu anda 4000 yaptırsaydık bir daha 4000 bilmem küsür liraya mal olacaktı. Tabi ben de az bir şey tornavida elim tutmasını biliyor. Beceriyorum bu işleri. Gittim bunun motorunu söktüm. Motorunu söktükten sonra motor şu. Bu görmüş olduğunuz motor bu. Tabi söktüğüm motor bu değil. Şimdi olayı anlatacağım. Motoru söktük. Şu cihaza da baktım işte böyle motorun sağlam olup olmadığını tespit ettik. Ondan sonra gittim bir tane bizim arkadaş var. Bugün pazar. Güya bugün gelecekti bize söz vermişti. O da gelmeyince Allah ondan da razı olsun. Hani kötü usta, kötü mal sahibi, ev sahibi yapar diye bir laf var ya. Öyle bir durum oldu. Neyse motoru söktük dedik ki olacak iş değil. İnternette araştırdım. Allah razı olsun. Abba Çamlıkahve'de bir tane yer buldum. Motoru getir dedi. Yeni işte sağlamıyla değiştirelim. 300 lira. 300 TL. 300 TL. O usta gelseydi 600 TL verecektim. Servis gelseydi 2000 ile 2500 arasında para verecektim. Şimdi ben bu motoru aldım. Daha takmadım. Allah da biliyor. Şu anda eve yeni geldim. İşlerim vardı. Motoru aldım geldim. Şu anda motoru bakalım takacağız. Bakalım bu makine çalışacak mı? Eğer çalışırsa, nasip olursa zaten bu videoyu yayınlayacağım. Çalışmazsa muhtemelen yayınlamayacağım onu. Şimdi biz bu motoru takması, çıkarması çok basit. Ha, zor bir şey değil. Yani inanın arızayı bildikten sonra hani iç içe evet çok kalabalık gözüküyor. Makinenin bayağı bir sıkıntılı gözüküyor ama bunun takması, çıkarması çok basit. O kadar zor bir işlem değil. Hatta ben bunu evde kendi imkanlarımla yaptım yani. Motorun yeri şurası. Makine de çok ağır bir şey. Ha, motorun yeri burası. İki tane vidayla tutuyor. İki tane soketi var. Soketi geçiriyorsun. Olay bitiyor. Zaten o kadar basit bir yeri var. Motor da bu. Bu görmüş olduğunuz motoru buraya şimdi yerleştirip bakacağız motorumuz çalışacak mı? Ha, şöyle de bir şey oldu. Biz gittik bunu orada. Şimdi biz gittik onu burada test ettik zaten. Evet, motorda arıza var. Motor artık neden dolayı arıza yaptıysa sıra bundan sonra neye gelecek bilmiyorum ama inşallah daha başka bir arızalara rastlamayız. Orada da götürdüğüm motor arızalıydı. Sağlamı da bu. Bunu aldık. Şimdi takmak için hazırlıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi zaten iki tane soketi var. Bu soketleri de herhalde muhtemelen yanlış yerlere sokma ihtimali buraya sokamıyorsun. Bak soketin yerleri de zaten sabit belli. Bunu buraya koyuyorsun. Ha, bunu da buraya koyuyorsun. Olay bu kadar basit bir işlem. Bu motoru da buradan getirip şurada yeri var. Motorun da orada yeri var. Ah, bu kadar bir işlem. Motoru da buraya bu şekilde montaj ediyorsun.
Ha burada iki tane vidası var. Bu vidaları da buradan geçirip sıkıyorsun. Olay bitiyor. Bakalım. Ha burada bir tane de şey yaptım kendim. Bunun düğmesi kapandı. Bunu da ben kendim yaptım. Reklamını da yapayım arada bir. İşte yazıcıyla. Bir tane matkap ucuyla şöyle yıldız şu uçla bunu sıkıyoruz. Ah. Vidası da kaç bu bilmiyorum. Yıldız değişik bir uç bu. Ha bu şeylerle. Ha böyle iki tane vida. Zaten unu sıktı herhalde. Motoru da güzel bir şekilde yerine yerleştirdik. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Şöyle bir bismillah diyelim. Fişimizi takalım. Taktık. Şimdi hadi bakalım. Hadi bakalım, haydi bakalım. Kapımızı açtık, kapattık. Kısa program ne? Ha? Express 14. Tamam, bitirmesini bekleyeceğiz mi? Ya o motor çalıştırdıktan sonra... Evet, şu anda makine başladı. Normalde makine başlıyordu buradan. Ha bak aklınızda olsun. Bu arıza nasıl yaptı? Normalde böyle su alıyordu. Duruyordu, alıyordu, duruyordu, alıyordu, duruyordu, alıyordu. Ha. Bunu yapmıyordu işte. 5 kere alıp duruyordu. Sonra burada güvenlik diyordu. Makine motorunu çalıştırmadan kilitliyordu kendini. Şu an suyu aldı. Yani şu içindeki kazan hiçbir şekilde dönmüyordu. Bak. Bak bu kadar uzun su almıyordu. Evet, şu anda devamlı alıyor. O bozulduğu zaman da makine suyu bir kere alıyordu. Bekliyordu. Bir kere alıyordu, bekliyordu. Yani 3 5 saniye alıyordu, bekliyordu. 5 saniye alıyor, bekliyordu. 4 5 6 kere, 7 kere, kaç kere artık saymadım. Olduktan sonra burada güvenlik diyordu. Makineyi kilitliyordu, kapatıyordu. Ondan sonra makine kapandıktan belli bir süre sonra içinde almış olduğu suyu boşaltıyordu. Bu kadar su almıyordu yani. Muhtemelen Allah'ın izniyle fotoğraf çevirecek mi? İnşallah, inşallah. Ama bu kadar almıyordu ki suyu. Saçmalama. Bakalım. Ha? Durmayacak herhalde suyu. Bu sefer ne tersine mi çevirdik makineyi? Bu kadar almıyor muydu? İlla ki alır. Biz bekliyoruz ya başına. Allah Allah. Bu sefer de suyu çok alıyor. 42 marazma işi ya. Hah, durdu. Bak. Evet. Dönmüyor. Kablosu takılı değil ki. Evet, şu anda motorumuz dönüyor. Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. 2500, 2000, 2500 lira servisin istediği motor arızası. Motor arızası da zaten yine aynı şekilde bir masrafı var yani. 2-2,5 milyar masrafı var. Şu anda şükürler olsun olmuş. Evet, motorumuz çok güzel bir şekilde dönüyor. Şimdi motorumuzu tam olarak takacağım. Çamaşırları atıp bir de çamaşır yıkarken çekerim onu. Yani demek istediğim şu. Makinemiz nasıl arıza yaptı? Su aldı, verdi, aldı, verdi, aldı, verdi, aldı, verdi, aldı, verdi. Motor hareket edeceği zaman da makinemiz güvenlik yazısı yazıyor ve motor hareket etmeden direkt makineyi kapatıyordu. Bu şekilde motorun arızalı olup olmadığını anladık ve
Test cihazıyla da işte artı eksiği baktık, şase yapıyor mu yapmıyor mu, yapmayınca motorcuya götürdük. Motorcu da kendi elindeki motoru verdi bize. O motoru aldı, 300 TL'de para aldı bizden. 2,5 lira civarında olan masrafımız 300 TL'ye düştü. Ve ayrıca Müslüman kardeşim bana söz verdi, pazar günü gelecekti. Yol kapalı dedi, o dedi, bu dedi, şu dedi, gelmedi. Gelmeyince de ondan da Allah razı olsun, o gelmiş olsaydı bu makineyi o kendi yapacaktı. 300 lira da o kendi alacaktı. 600 lira bizim cebimizden gidecekti. 300 liraya bugün bu makineyi hallettik. Abi selamünaleyküm, araba çıkmıyor. Benim araba çıkmıyor. Yarın o kadar valla. Çıkmıyor. Parçacı bir dakika bağlı. Tamam abi, benim araba çıkmıyor. Parçacı kapalı. Yarın valla mecbur. Ya mübarek insan, ben sana dün dedim ki bak sana güveneyim mi dedim. Böyle böyle durum var dedim. Başka yere gitmeyeceğim dedim sana. Sen şimdi bana böyle yaparsan çok ayıp edersin ya. Vallahi billahi yani bir Müslümana böyle bir şey yakışmaz bak. Diyeyim onu sana. Beni şu anda mahvedersin ha. Yarın okul var, çocukların şeyleri yıkanacak mı kanacak. Bir sürü sıkıntı. Tamam kardeşim, parçacı kapalı, ben ne yapayım? Yol kapalı, ben ne yapayım? Yarın o kadar. İstersen başka usta çağır. Yani 450 motor, 150 işçilik, 600 lira. Çıkma motor, haberin olsun. Sıfır motor, 1200 lira. Yarın okul tatil. Bende küçük var, tatil. Perşembe günü o kadar tatil okul. Tamam abi, ben başka yere bakayım. Letgo'da bir iki tane motor bulmuştum. Ben kendim zaten takacağım onu. Takmaya ihtiyacım yok. Eğer bulamazsam haber ederim sana. Benim araba çıkıyor, sıkıntı yok abi. Tamam tamam kardeşim. Sen bilirsin. Evet ustacığım, bir Müslüman olarak söz verip de sözünde durmadığın için öncelikle sana kızmıştım ama demek ki kendi işini kendin halledecekmişsin. Bugün Çamlı Kahve'ye gittim, yerini buldum motorcunun. Bir tane motoru aldık 300 liraya, makinemize taktık, şu anda çalışıyor. Allah'a emanet ol. Rabbim sana hayırlı güzel işler nasip eylesin inşallah. İyi iyi, helal olsun, hayırlı olsun. İnşallah başka bir arıza çıkarmazsa bize. Şimdi buraları takıp toparladıktan sonra, çamaşırı koyduktan sonra bir de o şekilde çalıştıracağız. Bakalım nasıl bir verim alacağız. Tamam da bir bakalım motor çalışıyor mu? Zarar vermesin makineye böyle olması da. Sen ne diyorsun ya? Tabu mu çeviriyor yani? Sıpı mı yani? Tamam işte bu. Aa şimdi bunu çevir. Kayışı takacaksın oraya. Kayış takacağız, o kadar. Hmm. Ay kolaymış makine yapmak be. Çok da bir şey değil. Değil tabii, bu adamlar vallahi milleti dolandırıyor. Başka bir şey değil ya. Yani eline düştün mü ustanın, Allah yardım etsin. Bilmiyorsun da ne olduğunu. Öyle diyor, böyle diyor, işini hallediyor işte. Neyse tamam, hadi şimdi arkadaşlar takalım bunu. Bakalım ne olacak. Evet, takmadan önce bir kere daha göstereyim dedim. Ha burada iki tane vidası var. Bir, iki. Şurada da soketleri var. Zaten yani soketleri yanlış yere takma ihtimaliniz yok. Allah razı olsun, onu düşünmüşler. Vidayı şöyle, vidayı söküyorsunuz. Söktükten sonra bunu çektiğinizde şak diye motor yerinden çıkıyor. Takması zaten böyle kolaylıkla takabiliyorsunuz. Aletiniz varsa ucu şu uç. Bu yıldız, bilmiyorum nasıl bir uç olduğunu. Kayışı da bu şekilde yerine bağladıktan sonra, kayışın zaten burada diş ayarları var. Yani çok fazla diş var. Niye? İleri olursa ileri, geri olursa geri. Şurasının ortalanmasını sağlayacak bir şekilde kayış ayarını yapabilirsin. Çok basit bir şey. Hiçbir şey değil. Bunu bir iki çevirdiğin zaman zaten kayış kendi doğru alanını bulup bulmadığına dair sana yön gösteriyor.
Kayışımız şu anda ortalı bir şekilde. Bak şuradan diş sayısına göre, dişine göre kayışın ortasını bu şekilde arayabilirsiniz. Şu anda bu tarafta, bu tarafta aynı durumda. Şöyle 2-3 tur attırdığında zaten kayışın nerede olup olmadığını bulabilirsin. Neyse şimdi bir daha çalıştırıyoruz. Evet, çamaşırı koyduk. Çamaşırı koyduk. Makineye başlattık. Yine Express 14'e geçiyor. Şimdi Express... Ters çakmasın. Niye? Genelde saat yönüne çevirin diyorlar ya. Allah Allah, ne alakası var? Var demek ki alakası. Başlat dedi. Kim dedi onu? İlk makine geldiği zaman söylemiştim. Allah Allah. Makine şu anda suyu alıyor. Bakalım kazanı çevirirken problem yaşayacak mı? Hadi daha bu ne aldı ya? Eve su kalmadı. Evet. Mübarek bu kadar alıyor muydu bu? Yapma ya. Makinemiz çalıştı. Sen bu şey atma, deterjan atma. Daha ne yapıyor ya? Ekliyor üstünde küçük diye çamaşırlar. Oğlum uçuyor lan. Ana kaçın lan. Lan o çarpılırsın ha. Dağda mı döndü? Dur lan. Neyden çarpılacağım bu? Bir ne bileyim çarpılırsın işte yani. Bir şekilde bir şey olur yani. Bak. Normal kendi sesi işte abi. Hasan sen bunu gördün mü? Gel. Gel annen gel. Bak bunun buraları kırılmıştı ya. Böyle bir şey yaptı bana müşteri yazıcıdan. Şak kapatıyorsun. Tak. Açıyorsun. Tak. Yani böyle de açılır. He? Öyle de açılır. Nasıl açılacak? Aç hadi. Aç hadi. İşte. Neyse süper. Amin. Allah'a şükürler olsun. Ya şimdi ben... Normal 444'ün farklı bir numara aradıysanız özel servise yönlendirmiş olabilirler. Ya şimdi ben zaten şu sizin kendi numaranızı aradım. Bu 0800'lü numara var ya, sürekli aradığım numarayı aramıştım. Ya tamam, 0800'lü birkaç numara var. 0850, 210, 0888'i aradığınızda emin misiniz? O önemli. 0800'lü numara çağrı merkezi olarak hani birçok numara var. Aradığınızda da size özel servis yönlendirebiliyorlar. Mesela o hani arıza ile ilgili belki direkt Google'dan bakıp da aramış olabilirsiniz. Ya neyse yine suçlu biziz, anlaşılan bu. Ben bunu anladım. Zaten yani şu an için servisin dönüş yapmadığına dair ben servis şikayetinizi yine ilettim. Gerekli bir inceleme sağlanacak. Ama şu an dediğim gibi hani elinizde evrak olması daha sağlıklı olacak. Çünkü servis sistemde görememiz zaten. He. En azından hani bir telefonunuza gelen, çünkü SMS linki oluyor bizim hani servisimiz hizmet verdikten sonra telefonun SMS de geliyor. Geriye dönük bir hani araştırma yaptığınızda denk gelirse o daha iyi olur. Çünkü şu an sistemlerde tanımlı değil. Neyse. Yani benim sıkıntım makineyle ilgili anlatmak istedim yani. Defalarca bu makine size geldi ya. Kaç yıl içerisinde kaç kere gitti geldi gitti geldi. Beni bayağı bir sıkıntıya soktu. Orada sistemde zaten benim ne demek istediğimi anlıyorsunuz, görüyorsunuz değil mi? Kaç kere gidip geldiğini. Evet, evet. Hatta dediğim gibi atölyeye de hani birkaç defa alınmış. Evet. Yani tamam sürekli Mertel servis hizmet vermiş. Hani arıza için hizmet almışsınız. Ama şu an için dediğim gibi hani geriye dönük yapılan işlemle ilgili bir işlem belki yapılamayabilir. Ama tabii şu an bir arıza varsa yine servis müdahale eder. Onda sıkıntı olmaz. Garantisine bakayım. Garantiyle ilgili mi bir bilgi verdin? Ya servis verir de şimdi biz 2000 lira, 1900 küsür lira bir ödeme yaptık oraya. Şimdi onlar gitti geldi, kartı yandı dediler. Kartını değiştiler. 1900 lira para aldılar bizden.
Şimdi bir gelen arkadaş da motorda problem var diyor. Bu sefer o da diyor 2-2,5 lira masrafı olur diyor. Ben makineyi 1600 liraya almıştım. Bana makine 4500 liraya mal oldu ya. Doğrudur. Şu an baktığınız 2014'te alınmış zaten. Hatta ilk garanti yapmışsınız. 2021 6. ayda bitmiş gözüküyor. Allah'tan yapmışız. Adam bana yalvardı bunu yap. Yani alan adam yalvardı, arkadaşımızdı, yap dedi yani. Allah'tan yapmışız. Yoksa biz makineyle çok büyük belaya girecektik ya. Yani Doğrudur. Hem garanti kapsamında sürekli hizmet almışsınız ve hala hani garantisi bitmesine rağmen hala sorunlar da devam ediyor aslında. kesinlikle. Doğrudur. Kesinlikle. Ürün kaynakta da memnun kalmadığınızı paylaşalım. Şu an dediğim gibi Mert'e servise ilgili şikayetinizi paylaştım. Onun dışında yardımcı olabileceğim bir konu var mı? İletebilir Valla ben miyim? bugün yani bugün dün hanıma dedim ki en güzeli bu makineyi yakalım, bir yere gidip atalım. Videosunu da çekelim, internete verelim. Yani o derece sinirlenmişim bu makineden. Çok büyük psikolojimi bozmuştur. Onu da söyleyeyim. Şu an için başka bir Tabii ki. sıkıntım yok. Yani sıkıntılı durum, evde 3 tane çocuk var, bekliyoruz. Yani makine burada duruyor. Bir işe de yaramıyor. Doğrudur. Yani tabii şu an kullanamıyorsunuz. Hani bir de motor arıza dedim. Yani hiç fonksiyonu da yok. Ya Beko işte, yani Beko'ya güvenip aldık. Benim evdeki her şeyim Beko. İnan, bütün bulaşık makinesi Beko, buzdolabı Beko, ikinci buzdolabım Beko. Hepsini aldık, Beko'ya güvendik ama bu bizi mahvetti. Yani tabii ki şu an dediğim gibi şikayetinizi paylaştık ama tekrar bir inceleme sağlanır o konuşmanız olmuş. Çok teşekkür ederim. Peki rica ederim. Ürünlerle ilgili bir kampanya indirim olursa haberdar olmak ister miydiniz? Yani kampanya olursa derken, şu sıkıntının bir çözülmesi gerekiyor. Şimdi ben nasıl Beko alayım? Peki bilginizi bu yönde güncelledim. Garantisi devam eden beyaz eşyalara çağrı merkezinden de ek garanti yapılabiliyor. Herhangi bir soru ve görüşünüz olursa da aradığım numara 0850 210 0888'den bizimle paylaşın. Buradan da yardımcı olalım, sıkıntı yaşamayın. Tamam, çok teşekkür ederim. Bilgi paylaştığınız için çok teşekkürler. Sağlıklı günler. İyi günler.